Hepimizin başı sağ olsun arkadaşlar. Şero bu partinin sembol isimlerinden bir tanesiydi. Partinin ilk inşaatı yapılırken bundan 20 yıl önce Şero burada, o günü yaşayan arkadaşlarımız da anlatıyorlar. Şantiye sırasında doğmuş. Diğer kardeşleri ve annesi ayrılmış. O inşaatta kalmış. İnşaat işçilerinin kumanyasından yiyerek büyümüş. İnşaat tamamlandığında da binaya girmiş, hiç oradan ayrılmamış. Şero hep genel başkanlarla çalışırdı. Deniz Bey'in ve Kemal Bey'in odasına giderdi. Görmeyenin kolay kolay inanmayacağı bir şekilde asansöre binerdi. 12. kat olmadan inmezdi. Ben 10. katta bir kez indirmeye çalıştığımda bana da tepki göstermişti eskiden. Kendisi genel başkanın katına gider, miyavlayarak kapıların açılmasını beklerdi. Açılmazsa kızardı. Bize de maalesef ömrünün herhalde bu son 10 ayın 8-9 ayı veteriner kliniğinde geçti. Burada olduğu az sayıda sağlıklı zamanda birkaç kez gelip şöyle bir odaya dolaşıp bakmıştı. Tam kelimenin tam anlamıyla partinin sahibiydi. Tabii çok iyi yaşadı, çok uzun yaşadı. Biz Tarkan Hoca'ya özellikle teşekkür ediyorum. Hem Şero için hem Cumhuriyet Halk Partisi, hangi hayvanla ilgili, hangi dostumuzla ilgili bir yardıma ihtiyacı olsa Tarkan Hoca koşuyor. Kendisinden edindiğimiz bilgiye göre yani bu yaşa kadar bir kedinin yaşaması çok mutlu olmasına ve çok iyi bakılmasına bağlı. 20 yaşı geçmiş, insan yaşıyla herhalde yüzün üzerinde. Biz onu hep böyle iyi anacağız. Zaten hemen hemen doğduğu yere gömüldü. Buraya onu güzelce hatırlayacağımız bir düzende mutlaka alacağız. Çok seveni var. Türkiye siyasetinde bir yeri var. Twitter hesabı bile vardı zamanında. Ve ben bu sabah haberi Tarkan Hoca'dan aldığımda tabii sağlık durumuyla, vefatıyla ilgili bilgilendirmeyi kendilerinin yapmasını istedik. Ben ilk haberi Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na verdim, aradım kendisini. O da üzüldü. Hepimiz bekliyorduk tabii yani. Bugün de ise yarın artık ayrılacaktık. Kemal Bey de güzel şeyler anlattı onunla ilgili. Deniz Bey yaşasaydı en çok Deniz Bey'in kedisiydi. Sonra Kemal Bey'in, biz çok az zaman geçirebildik. Ama şimdi zaferimiz var, seçim akşamı doğan. Şero'nun yerini Zafer doldurmaya çalışacak. Tabii sadece bir kedi olmanın ötesinde Cumhuriyet Halk Partisi'nin hayvan haklarına saygısının, hayvanseverliğinin, hayvanseverlerle dayanışmasının da bir sembolüydü. Özleyeceğiz Şero'yu, hepimizin başı sağ olsun. Çok teşekkür ediyoruz hocam. Kanalımıza destek olmak için lütfen abone olun.